Rönesans'la ilgili tabuları da yıkan yine odur. Rönesans denen yanlış ve hastalıklı bir anlayış üzerine temellenen Avrupa merkezci bilimler tarihi anlayışının kofluğunu gözler önüne sermiştir. Gerek son dönemiyle Osmanlı'da, gerekse de Cumhuriyet döneminde olsun, toplumumuzun Rönesans ninnileriyle büyütüldüğüne işaret etmiştir. Fuat Sezgin, büyük bir medeniyetin çocuklarını asırlar boyu daldıkları ölüm uykusundan uyanmaya, bilimin diliyle çağıran unutulmaz bir müezzindir. Batı medeniyeti dedi, medeniyetini bizim İslam'dan, İslam ilimlerinden aldı dedi. Bu bunların bir keşfi değil dedi. Bunu ilerlettiler, bu duruma geldiler dedi. Ve direkt söyledi, Rönesans tabiri bir palavradır dedi. Öyle bir şey yok. Bu hepsi İslam bilimine, medeniyetine dayanan bir medeniyet. Ve onun için bu medeniyeti yabancı görmeyin dedi. Bu medeniyeti benimseyin, öğrenin ve memleketlerinize aktarın. Rönesans adı altında belki de 18. yüzyıldan beri modern insanın limanında çok zaman çocukluğundan itibaren çökeltilmiş olandır. Ben de onlardan biriyim. Ben ilkokulun ikinci haftasına girdiğimde benim hocam, süslüsü hocam, hanım diyordu ki Avrupalılar dünyanın yuvarlak olduğunu ispat ettiler ama Müslümanlar bir şeyin dünyanın öksün bildiği boynuzu üzerinde olduğuna inanıyorlardı. Bu bazen yani Rönesans bütün orta çağın inkarı manasına geliyor diyorlar ama bu insaflıca bir şey. Onlar sadece Müslümanların bütün bu yapmış oldukları şeyin inkarıdır. Fakat ama gerçekte o Rönesans insanların ortak bilimler tarihinde Müslümanların katkısı olan 800 yıllık yaratıcılık evresinin varlığının bilerek ve bilmeyerek gerçekleşmiş bir yok edimidir. Bu Rönesans anlayışını felsefe tarihçisi Etienne Gizon 1955'te yazdığı kitabında Profesörler Rönesansı, Rönesans de profesör diyor diye alaya alıyor. Ben bu şahsla tanışmak şerefine ulaşmıştım. Demek istiyor ki Gizon demek istiyor ki birkaç profesör bir gece toplantısında böyle asılsız bir düşünceye geldiler. Tekrarladılar kendilerini de inandırıncaya kadar. Bizim İslam bilimler tarihi içerisinde yaşamış önemli simaların Leonardo da Vinci'den, hatta şöyle söyleyeyim, Leonardo da Vinci ile kıyaslanamayacak derecede büyük insanların hem teorik hem pratik açıdan eserler verdiğini, birçok çalışmalarıyla Leonardo da Vinci, Kopernik, Galileo gibi büyük insanlara ve modern dönemde de işte Descartes olsun, Newton olsun, Kepler olsun, Tycho Brahe olsun, bu insanlara inanılmaz bir şekilde tesir ettiklerini ifade ediyordu kendisi. Etienne Gizon çok önemli bir orta çağ tarihçisi. İslam bilimler tarihine çok ciddi vukufiyeti olan bir bilimler orta çağ tarihçisi. Onun Rönesans hakkındaki var olan eserlerinde de tekrar ettiği profesyonellerin Rönesansı diye ifade ettiği bir cümlesi vardı hocamın. Ki ben bu kendisiyle tanıştığım ilk dönemde duyduğum ve beni çok şaşırtan cümle bu olmuştu. Aslında Rönesans'ı kısaca ifade ettiği şuydu. Rönesans'ın bir profesyoneller tarafından bir masa başında uydurulduğunu, yazılıp çizildiğini ve daha sonra gelen insanların bu Rönesans olarak bilinen aslında romantik bir dönem olan Fuat hocama göre dönemin
bir bilimler tarihi, bir bilimlerin doğuşu olarak bilinmesinin yanlış olduğunu ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğine dair bir bilgisi vardı, aktardığı bana. Görüleceği üzere merhum Sezgin'in tüm gayret ve mücadelesinin özü budur. İslam alimlerinin bilimler tarihindeki yaklaşık 800 yıllık üretken devirlerini insanlığa hatırlatmak ve bilimler tarihinde İslam medeniyetinin özel yerinin dünya tarafından bilinmesini sağlamak. Müslüman kavimlere, araştırmacılara, gençlere kendi şahsında somutlaşan o özgüven ve öz saygıyı aktarmak, hatta nakşetmek. Halife el-Memun, bu muazzam adam, bu muazzam isim, Bağdat'ta ve Şam'da dünyada bilinen ilk iki rasathaneyi kurdurmuştu. Yani Yunanlarda rasathane yoktu, Hintlerde yoktu. İlk olarak Bağdat'ta el-Memun iki rasathane kurdu. Batı'da geçirdiği 10 yıllara rağmen Batılı olmamış, Batı'nın devşirmesi olmamış, kimliğini ve kişiliğini hiçbir pahaya satmamıştır. Milli duruşunu ve haysiyetini asla terk etmeyen gerçek bir vatanseverdir. O, durduğu yerin de farkındadır, duruşu korumanın zorluğunda. Nitekim hizmetlerini vesayet altına almak isteyen Batı, ona cazip tekliflerle yanaşacaktı. Söz gelimi Almanya Cumhurbaşkanı Rau, kendisine Alman vatandaşlığına geçme teklifinde bulunacaktı. Sezgin, teklifi tereddütsüz reddedecekti. Bu durumu şaşkınlık duvarıyla karşılayan Cumhurbaşkanı Rau'ya, Fuat Sezgin, taşı tam da gediğine koyan bir cevap verecekti. Ben kendimi vatanımdan hiç ayrı düşünmedim. Ben ne yaptımsa hepsini milletim için yaptım. Hocama Alman vatandaşlığı teklif ediliyor. Evet. Hocam bu Alman vatandaşlığını çok büyük diplomatik bir dille kabul etmiyor. Evet. Diyor ki, liyakat ödülünün yanı sıra bana diyor müsaade edin. Sizin halkınızın övüneceği yeteri kadar bilim tarihçisi var. Ve haklı olarak siz ve halkınız onlarla övünüyorsunuz, iftihar ediyorsunuz. Ben diyor kendi vatandaşlığımı koruyacağım. Bu Türk pasaportunu koruyacağım ve istiyorum ki benim de milletim benimle iftihar etsin. Hocaya çok ödüller verildi biliyorsunuz ve kaç defa başvurdular Alman tebaasına geçsin diye. O hoca bunu hep reddetti. Hoca söylüyordu yani bu eserin bir Türk'ün yazdığı mühim ve onun için Alman tebaasına geçmek istemiyorum. En önemli özelliği ülke vatan sevdalısı. Türkiye'yi ben bu kadar seven, bu kadar ülkesine değer veren, ülkesinde küçücük bir olay olsa bunu acısını hisseden ve bunu kendine dert eden, dert edinen, hiç kimseye daha rastlamadım. Bunun da belki yurt dışında olmasının, yurt dışına gönderilmesinin de etkisi olabilir ama vatan, millet, bayrak sevgisi Fuat Sezgin Hoca'da hepsi bütünleşmiş bir vaziyette vardı. Fuat Sezgin, Almanya'da kurduğu enstitü ve müzeyi Türkiye'ye taşıma sevdasından hiç vazgeçmedi. Geçmişi geleceğe taşıyacak bu sevda için elinden geleni yaptı. Neylesin ki Türkiye'nin dünya çapındaki bilim markası aradığı muhatabı kendi ülkesinde bir türlü bulamadı. Ta ki 2000'li yıllara gelinceye dek. Nasıl Türkiye'ye çekeriz bu hazineyi diye bir arayışa başladık. Bu arada Büyükşehir Başkanı Kadir Bey de devreye girmiş. O da hocayı ziyarete gitmiş. Ben o ilişkiyi geliştirmek için hocayla temasa başladım. Bir iki sefer Türkiye'de
o öğrencilerle haşir neşir olmaya çok meraklıydı. Gençlere, yeni nesillere birikimini anlatmak konusunda çok meraklı ve aceleciydi. Çünkü belli bir yaşa gelmişti ve bu bir büyük hazinenin vefatıyla beraber toprağa tekrar karışmasını istemiyordu, kalsın istiyordu. Onunla hatta Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne konferansa gittik. Ağrı İbrahim Çeşehir Üniversitesi'ne gittik. Ankara'ya gittik. Konferanslar verdi, büyük tarihi konferanslar. O sırada işte Cumhurbaşkanımızın da direktifi ve himayesiyle biz onu vakfı kurmaya ve Frankfurt'taki bu müzenin ana kaynağı Frankfurt, o ona benzeri bir müzeyi burada kurma noktasında ikna ettik. Tabii ki bu konuşma içinde mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımız, hepimizin çok büyük bir şükran borcu var. Onun samimi kucaklaması ve alakası olmasaydı belki bunlar bugün olmayacaktı. Çünkü Fuat Hocamız gerçekten prensiplerine bağlı, zamanın her saniyesine bizim tasavvur edemeyeceğimiz kadar önem veren bir hoca. Boş işlerle uğraşmam der ve döner giderdi. Nabi Avcı Bey'i aradım. O zaman Başbakanımızın baş danışmanı ve aynı zamanda yakınında her zaman bulunduğu için Nabi Bey de, ben de çok eski dostumuzdur, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir insan. Ona rahat ulaşabiliyorum ama toplantıya, telefona cevap vermiyor. Kulakları çınlasın, Akif Gülle'yi buldum. Akif Gülle Bey'le o zaman yine bir özel bir çalışma konuda beraber çalışıyoruz. Akif Bey'e dedim ki ne yap, Ankara'dasın çok şükür, git Başbakanımızla görüş, Nabi Bey'i de haberdar et. Ve Fuat Sezgin Hocam burada ufak bir terslik oldu, dönme kararı alıyor. Biz, Başbakanımız sizinle görüşmek istiyor, efendime söyleyeyim, dedik ve randevu bekliyorum, yoksa hocamı kaybedeceğiz, hocam gideceğim. Sonra hocam dedim, bakın ben size söylemeyi unuttum ama yani Başbakanımız sizinle görüşmek istiyordu. Ben şimdi oradan haber bekliyorum, hocam bu bilet işini falan. Hayır dedi, hayır gidiyoruz, gideceğiz falan. Dedim hocam tamam. Başbakanımızdan cevap gelmezse gidelim. Ama başbakanımız sizinle görüşmek istiyor. Allah bin kere razı olsun. Nabi Bey'le de görüşmüşler. Akif Gülle Bey. Ben bir saat sonra falan aradılar. Ertesi gün ondan başbakanlıkta bekliyoruz diye. Tabii dünyalar benim oldu o zaman. Dedim hocam başbakanımız aradı. Sizi şahsen kabul etmek istiyor. Bütün şeylerini zaten ertelemiş. O saatteki randevularını yarın sizi bekliyorum. Bu gerçek mi falan? Dedim hocam böyle şey olur mu? Gerçek, inşallah yarın gidiyoruz. Ankara biletlerini alıyorum dedim. Aldık. Beraberce ertesi gün Ankara'ya gittik. Sayın Başbakanımız Allah razı olsun. Çok güzel bir karşılama yaptı. Hocamın elini öptü. Ve işte Nabi Bey de o anda yanında hazır bulunuyordu. Hep beraber hocamla bir konuşma yapıldı. Ve hocama, hocam ne istiyorsan burada hepsi yapılacak. Müzede yapılacak, ne arz ediyorsanız. Hocam işte burada bir enstitüsü olması lazım, bilim tarihçileri yetiştirmemiz lazım. Gerekirse benzer bir vakıf kurulur vesaire, bütün bunlar. Hocam hepsini yapacağız. Siz kalın, ne istiyorsanız bundan sonra bu işler yürüyecek diye talimatı verdi. Hocama çok güzel hediyeler takdim etti. Ve biz yaklaşık bir saatlik bir sohbetten sonra böyle kuşlar gibi efendim kanatlandık ve tekrar İstanbul'a döndük. Ümit Var mücadelesi nihayet semeresini verdi ve 2008 yılında İstanbul Gülhane Parkı içerisindeki binada hayali ete kemiğe büründü. 800 eserin bulunduğu bu ikinci müze sadece milletimize değil, aslında insanlığa kendi hikayesini evrensel bir dille aktarmaktadır. En başta gelen niyeti tıpkı Frankfurt'ta yaptığına benzer bir müesseseyi İstanbul'da kurmak idi. Uygun bir yerde Frankfurt'taki enstitünün belki hatta daha da gelişmişini, bir Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'ni
İstanbul'da kurmak istediğini. Bu maksatla görüşmelerimiz başladı. Ben bu arada Frankfurt'a gittim. Hocanın oradaki çalışmalarını yerinde görmek için. Sağ olsun o da bizi orada çok güzel ağırladı. Neler yaptığını, nasıl yaptığını, İstanbul'da benzer bir şey yapmak için ne tür ön şartlar olması gerektiğini, sadece mekan olarak değil, zihniyet olarak da. Ve tabii konu aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nı da ilgilendiren, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de ilgilendiren boyutları olduğu için biz de kendisini hem Kültür Bakanlığımızla hem Büyükşehir Belediye'mizle birlikte irtibatladık. Orada bir büyük vakfı vardı zaten. O vakıf çok ünlü İslam entelektüellerinden oluşan bir vakıftı. Mesela vakfın üyelerinden birisi zamanın Cezayir Dışişleri Bakanı'ydı İbrahim'i. Çok yanından hiç ayırmadığı ve çok sevdiği bir Arap iş adamı. Zaten Arap İslam Enstitüsü diye biliniyordu. O çerçevede bu müzeyi kendi inşa etmiş. Bütün el yazması, kitaplar, büyük hazine, kendi eserleri, muazzam bir müze. Onu İstanbul'da açmak gerektiğini söyledim. Dedim ki ya bu kaynak 600 yıl Osmanlı, daha önce 4 büyük imparatorlukla Türkler İslam medeniyetinin bayraktarlığını yaptılar. Bunun hülasasıdır bu müze. Bunun yeri İstanbul dedim hocam. O da dedi ki ya çok istiyorum tabii. Ben dedi İstanbul'dan sürgün edildiğim zaman köprünün üstüne gittim ve bakarak İstanbul'a ağladım dedi. Tabii benim de en büyük hayalim dönmekti. Cumhurbaşkanımız büyük moral ve şey verdi, destek verdi. O zaman yaklaşık 20 milyon euro para tahsis edildi. Ve çok şükür vakfı kurduk. Vakfın ben kurucu başkanıydım. Tabii onun yamağı olarak ve müzeyi inşa ettik. Bir darbenin acımasızlığıyla üniversitesinden ve yurdundan ayrı düşen Fuat Sezgin, devletinden hak ettiği ilgiyi ancak ömrünün son yıllarında görebilecekti. 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü kendisine tevdi edildi. Keza Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne de layık görüldü. Başta TÜBA olmak üzere birçok kuruluşta şeref üyeliği payesi verildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü de 2013 yılında öğretime başladı. Enstitü iki açıdan önemli. Bunlardan birisi sembolik olarak önemli. Çünkü Fuat Sezgin adını taşımakta. İkinci olarak da İslam bilim tarihi alanında çalışacak herkesi kucaklamaktadır. Burada şunu hatta özellikle belirtmek isterim. Biz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak vakıfla da yani Fuat Sezgin Vakfı'yla da müştereken organik bir bağla çalışıyoruz. Enstitü, üniversitemiz ve enstitü tabii ki lisans, yüksek lisans ve doktora programları için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yani bu bölümü tercih eden bir öğrenci, bir aday hiçbir masrafa girmeden bu üniversiteye kaydolabilir. Artı başarısına göre kendisine önemli bir miktarda da burs tedarik ediyoruz. Bu da önemli. Aynı şekilde yüksek lisansla doktorada da 12 ay süresince ve ciddi miktarda, neredeyse asgari ücrete yakın bir miktarda bir burs veriyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Lisede İslam bilimi tarihiyle ilgili olarak çalışan gençleri teşvik ediyoruz. Onlara da burs sağlıyoruz. Kaldı, onu da bir tarafa bırakın. Üniversitede olmayabilir, herhangi bir kurumda çalışmayabilir, lisede de olmayabilir ama dışarıdan
başka mesleği yaparken bile veya başka bir alanda çalışırken bile İslam bilim tarihiyle ilgili bir projesi olanları biz yine destekliyoruz. Maddi, manevi her türlü desteğimizi ortaya koyuyoruz. Hedefimiz kütüphanelerimizde raflarda duran, şimdiye kadar kapağı açılmamış çok önemli bilim eserlerimizin gün yüzüne çıkmasıdır. Bunların da nerede olduğu, ne durumda olduğunu zaten Fuat Hoca bize söylüyor eserinde. Gidin, bulun, alın, açın, okuyun. Hatta birçoğunu kendisi faksimil olarak zaten neşretmiştir. Profesör Doktor Fuat Sezgin öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalarından dolayı kurum statüsünde 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülüne layık görüldü. Çalışmalarını desteklemek adına 2010 yılında Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu. Vakıf, üstadın tüm çalışmalarını tek çatı altında toparlayarak geleceğe aktarma amacındadır. Vakıf bünyesinde toplam 17 cilt ve 9324 sayfa Gas adlı eseri de vardır. Vakfın kuruluş amacına gelince vakfın kuruluş amaçlarından tabii en önemlisi hocamın bilim adamlığını dünyaya tanıtmak bir sefer. Yani İslam bilim tarihini dünyaya tanıtmak. Hocamın tek bir amacı var. Esas en önemli amacı. Bunu da zaten bir sözünde söylüyor. Bir sözü var. O sözü de zaten biz ofislerimizde bir çerçeve yaptırdık. Elimizden geldiği kadar çoğaltmaya, göstermeye çalışıyoruz. Müslümanlar bilimler tarihindeki yerlerini bilmedikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık kompleksi içindeler diyor hocamız. Benim amacım onlara atalarının bilimdeki gerçeklerini, gerçek yerlerini göstermek ve öğretmektir. Yani şunu anlıyoruz ki hocam bilimin doğudan batıya gittiğini gösteriyor her şeyden önce. Müslümanlardan bilimin batıya gittiğini ve batının bunu çok iyi kullandığını ama bizim batının bunun kullandığı tarihlerde de Müslümanların çok geride kaldığını, sonra bu bilimden batılılar çok daha fazla istifade edip Müslümanları çok geride bırakıp, yani doğuyu çok geride bırakıp çok ilerlediklerini gösteriyor. Buradaki hocamın amacı biz gençlerimize, çocuklarımıza bilimdeki, geçmişteki yerimizi öğretip ileride de rahatlıkla bilim adamı olup bilimde çok ileriye gidebileceğimizi öğretmektir. Yani çocukları bu kompleksten kurtarmaktır. GAS, Almanca aslından Türkçe'ye İstanbul Üniversitesi'nde kurulan bir heyet ile tercümesine başlanmış, tüm ciltlerin öncü tercümeleri yapılmış, redaksiyon ve yayıma hazırlanma merhalesine geçilmiştir. 2019 Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı bağlamında bu eserlerin yayımlanması için heyet çalışmalarını sürdürmektedir. Oryantalistik çalışmaların oldukça erken bir zaman basamağında İslam bilimlerinin M.Ö. 100. yılında altın çağını yaşadığı 12. ve 13. yüzyıllarda duraklama, gerileme başladığı etkisi ileri sürüldü ki bunun gerçekten hiçbir ilişki yoktur. Matematik araştırmaların çoğaldığı günümüzde kreativitenin, yaratıcılığın 15. yüzyılda da çok yüksek bir düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu dev eser baktığımızda bizim herhangi bir alanda çalışma yaparken ilk görmemiz gereken temel başvuru eserlerinden birisi. Ama maalesef Almanca. Hoca da bunu hep Türkçe'ye çevrilmesini istedi. Çünkü şöyle biz temel cümledir malum işte gençlere ulaşalım ama hocanın kafasındaki genç bilim insanları değil. Hoca bu fikrin efendim uzun ömürlü olabilmesi için esasında daha ilkokuldan başlamasını düşünürdü. Onun için de hem bu kurulan Gülhane'deki kütüphanede ve müzede hem de kendi tüm konuşmalarında gençlik dediğimizde ortaokul ve lise öğrencilerini hedeflerdi. Bunun tabii tercüme edilmesini son zamanlarında çok daha kendi zihninde bir iş olarak, kendi iş planında bir konu olarak tutuyordu. Birçok denemesi olmuş ama bahsettiğim gibi zor bir insan olduğu için
onun düşündüğü seviyede bir muhatap bulmakta da zorlanmış ve kendini tatmin edecek bir güvenli liman bulamamış. Esasında bu eser hocanın hayatı baktığımız zaman bir bakıma hayatını emanet edebileceği güvenli bir efendim insana. Bu hem bilgi bakımından hem üslup bakımından hem de insani davranışlar bakımından böyle bir arayış içerisinde olmuş. Nitekim ben demin de bahsettiğim gibi konuya müdahil olduğum zaman konu bir çözümsüzlüğe düşmüş durumdaydı ve hoca da büyük bir ümitsizlik içerisindeydi aslında. Önce bizim üniversitemizde 30 dilde eğitim veriliyor. Yani biz hemen hemen her dilde ekip kuracak durumdayız. Almanca anlamında da çok geniş bir akademik kadroya sahibiz. Hocaya bunu anlattık. Hoca da mutmain oldu. Ve böylece bir iş takvimi oluşturdu. Takvimin esası şudur. Önce Almanca mütercimlerimiz eseri Almanca'dan Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Fakat eserin içerisinde Arapça pek çok unsur olduğu için, kavram olduğu için sonra yine üniversitemizin güçlü bir bölümü olarak Arap dili edebiyatı uzmanlarımız konuyu Arapça bakımından kontrol ediyorlar bu tercümesi yapılan ciltleri. Ama Arapça kısım hallolmuş olsa bile bu nihayette bir İslam bilim tarihi çalışması olduğu için İslam bilim tarihi geleneği bakımından da gözden geçirilmesi lazım. O zaman da biz de yine aynı anlamda hem İlahiyat Fakültesi bakımından hem de Edebiyat Fakültesi'nin Türk İslam Düşünce Tarihi hocalarımız açısından bir geniş bir kadroya sahibiz. O arkadaşlarımızla bu üçüncü aşama kontrolünü yapıyorlar. Sonunda proje koordinatörü genel tercümeye ahenk vermek üzere son kontrolünü yapıyor. Ve en son hocanın sağlığında da bundan sonra da hocaya sunduk. Ve hoca da kendi tabi aralarda da müdahaleleri oluyor ama son kontrolde hoca yaparak en sonunda basılabilir diye mesela ikinci cilde basılabilir diye hocanın imzasını alarak efendim baskı aşamasını başlattık. Bu yönüyle bu dediğim yani 5 aşama hocanın sağlığını düşünürsek yani Almanca, Arapça, bilim tarihi, koordinatör ve hoca bu 5 aşamalı süreç yürüdü şükürler olsun. Ve şu anda ciltlerin %90'dan fazlası efendim, birinci aşamayı geçti. Arapça kontrolleri yine yarıdan fazlası yapıldı. Bilim uzmanları tarafından önemli sayıda ciltler kontrol edildi. Şükürler olsun bu düzen de hocanın sağlığında oturtulduğu için sonraki ciltlerde de aynı güvenle bu konu devam ettiriliyor. Hatta eserinin 17. cildi kendi dizayn bakımından ve kağıt kalitesi bakımından da hem bizim matbaadan anlayan hocalarımızın tercihi hem de hocanın da kabulü bakımından örnek cilt olacak şekilde görüldü. Ve şimdi eser bu 17. cildin şekil özellikleri dikkate alınarak baskıya hazırlanıyor. Ona varana kadar da hocayla mutabakata varılmış durumda aslında. Gülhane Parkı'ndaki müzenin yanına Doktor Ursula Sezgin ve Profesör Doktor Fuat Sezgin kütüphanesi ilave edilerek büyük allamenin kitaplarının milletiyle buluşması sağlanacaktır. 2016-2017 süresi içerisinde o yıllarda kitapların geliş süreci Almanya'dan ve bu kütüphanenin şu anda içinde bulunduğumuz bu yapının restorasyonuyla birlikte tamamlanmaya başlıyor. Şu anda tamamlanma aşamasındayız diyebilirim. Yapı olarak biraz bahsedeyim kütüphaneden. Burası eski telgrafhane binası olarak geçiyor. Tarihi bir yapı içerisinde bulunuyoruz. Bizzat hocamızın tercih ettiği bir binadayız, bir kurumdayız şu anda. Kütüphanede şu anda yaklaşık 23 bin civarı eserimiz mevcut. Bunlar Almanya'dan gelen hocamızın sahip olduğu, bizzat kendinin sahip olduğu koleksiyonu eserleri. Malum olduğu üzere bunlar Almanya'dan gelen eserlerin yaklaşık 1/3. 1/2'sine yakınını Almanya'daki enstitüde şu anda Frankfurt'ta. Kayyum atanan enstitüde maalesef. Yaklaşık 50-60 bin dediğiniz gibi yaklaşık 50-60 bin eserimiz gelecek olanlarla birlikte tamamlanacak. Ve kütüphane yapı olarak da kapasite olarak da şu anda 2 kat şeklinde düşünülmüş. Şu anda alt katı tamamen dolmuş durumda.
gelecek olan eserlerle birlikte bir de ara katımız mevcut. O ara kat ve üst katta o gelecek olan eserleri de dolduracak şekilde tasarlanmış durumda kütüphanemiz. Şimdi ben kütüphaneyi 4-5 bölüme, kütüphaneyi 5 bölüme ayırıyorum. Birincisi hocamızın telif ettiği telif eserleri. İkincisi tıpkı basımları ki bunlar ikiye ayrılıyor. Matbu tıpkı basımlar ve yazma tıpkı basımlar olarak ikiye ayırıyorum ben bunları. Üçüncüsü kitaplar. Hocamızın ömrü boyunca topladığı her dünyanın dört bir tarafından koleksiyonu. Ve süreli yayınlar dördüncüsü. Gerek geçmişte yayınlanmış yayınlar ve gerekse de yakın zamanda yayınlanmış yayınlar. Ve son olarak da yazma eserler. En can alıcı kısmı kütüphanemizin. Hocamızın tabii yine dünyanın dört bir tarafından ve bilhassa Süleymaniye'den edindiği yazma eserler. Çok değerli yazma eserler bunlar. Fuat Sezgin Hoca, Türkiye'ye geldikten sonra 40 bin kitabını ülkesine vakfetti. Fakat kitaplarının tamamını getirmesine Almanya tarafından izin verilmedi. 60 yıl boyunca dişinden tırnağından artırarak aldığı 14 bin kitabına Alman devleti keyfi biçimde el koydu. Bu barbarlık hocayı son derece kahırlandırdı. Bu gaspa karşı yürütülen hukuki süreç henüz sonlanmış değildi. ...94 yıllık bereketli ve hayırlı ömrünü İslam bilim tarihinin geniş ve derin toprağını kazıyarak geçiren, hakikatin gün ışığı altında parıldaması için gecesini gündüzüne katan bu büyük alim, buz dağlarını hohlayarak eriten bu sadık aşık, bu yılmak bilmez medeniyet savaşçısı ne yaptıysa milleti ve ait olduğu medeniyeti için yaptı. Oku! Emrini hayatının düsturu etmiş bu mümtaz şahsiyet, hastanede geçirdiği son demlerinde bile "beni kütüphaneme götürün" diyerek serzenişte bulundu. Kütüphanede çalışmalarını yaparken rahatsızlandı. Yemek yememeye başladı. Yataktan kalkamıyordu. Zor bir durumdaydı. Fakat hiçbir zaman doktora gitmemiş, Almanya'da da gitmemiş doktora. İstanbul'da da geldiğinde hiç doktora gitmiyordu. Hastaneden ve doktora gitmekten hiçbir zaman razı olmadı. Kendisine yalvarıyorduk. Hocam gidelim, bir serum taktıralım, bir baksınlar. Şöyle işte neyiniz var, neyiniz yok. Asla buna izin vermedi. Hastalığın enteresan bir de yapısı vardı. İki gün hasta yatıyordu, üçüncü günü iyileşiyordu. Yani kendine geliyordu. Fakat bir gün öyle bir hastalık yakaladı ki kendine gelemedi. 2-3 gün. Sonra tekrardan bir toparlanır gibi oldu. O zaman sağ olsun şimdiki Sağlık Bakanımız Fahrettin Bey, kendisinden Allah razı olsun, hocamızla çok ilgilendi. O zaman bakan değildi, kendisine rica ettik. Sayın mütevelli heyetimiz Bilal Bey de rica etti, Sayın Bilal Erdoğan Bey de. Hastaneye gitmeyen hocamızın yanına hastaneye taşıdı Fahrettin Bey. Hastaneden devamlı çıkmak istiyordu. Beni götürün diyordu, her gelene beni götürün ama gidecek takati yok. Gidecek gücü yok ama devamlı kütüphaneye gitmek istiyordu. Maalesef ağırlaştı. Vefat edene kadar kendisini kütüphaneye götüremedik çünkü riskliydi. Eşi Ursula Hanım da buna izin vermedi. Ve hastane serüveni maalesef böyle bitti. Ama bu hastanede yattığı süre içerisinde hemen hemen her gün Bilal Bey uğradı. Sayın Bilal Bey ve eşi hanımefendi devamlı uğradılar. Bilal Bey'e şöyle bir olayı unutmuyorum. Bilal Bey çoraplarını giydiriyordu hocam. Çoraplarını giydirirken tabii kendisinin gücü yok. Dedi ki ya bir cumhurbaşkanının oğlu benim çorabımı giydiriyor. Nasıl bir şey bu? Yani dedi çok değişik duygular içindeydi.
Sayın Bilal Erdoğan da çok mütevazi bir insandı. Burnunu siliyordu kağıt rengiyle, ağzını siliyordu, çoraplarını giydiriyordu, ayakkabısını giydiriyordu. Gerçekten güzel bir, duygusal bir sahneydi. Kendisi de bunun farkındaydı. Ve hiç unutmuyorum, ya bir cumhurbaşkanının oğlu benim çoraplarımı giydiriyor dedi. Hastanede zannediyorum 3 ay kadar, 3 aya yakın bir zaman kaldık galiba. 2,5-3 aya yakın bir zaman kaldık. Eşi Doktor Ursula Hanım hastane odasından hiç ayrılmadı 3 ay boyunca. Bir tek gün, bir tek saat, bir tek dakika yanından ayrılmadı. Devamlı yanındaydı, başucundaydı. Eğer hoca 3 sene yatsaydı 3 sene odadan çıkmazdı hanımefendi. Hocamızın da eşine karşı çok büyük bir saygı ve sevgisi vardı. Hasta yatağında hiçbirimizi dinlemezdi. Çünkü iğne kan alınacak, serum takılacak. Bunların hiçbirisini istemezdi. Büyük tepki gösteriyordu hemşirelere, doktorlara. Ama Ursula Hanım olursa, Ursula Hanım'a çok tepki veremiyordu. Onun olması bizim işimizi kolaylaştırıyordu. Ve emri hak vaki oldu. 30 Haziran 2018'de hoca dünyaya gözlerini yumdu. Kökü derin ve asil bir maziye, dalları zarif ve nurani gök kubbeye uzanan bu ilim çınarı, bir zamanlar gözü yaşlı terk ettiği sevgili İstanbul'unda, Gülhane Parkı'nda toprağa verildi. Büyük alimin cenaze merasimine katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir millet adına son sözü söyledi. Bundan sonra bize düşen bu eşsiz mirasa sahip çıkmaktır. Ahirete irtihal eden Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız sadece ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en velut, en başarılı, en çalışkan ilim insanlarından biri değildi. O aynı zamanda yüreği bu ülke için çarpan, bu ülkenin istikbali için fikir çilesi çeken, emek veren, üreten gerçek bir vatansever. O 94 yıllık ömrünün kahir ekseriyetini, medeniyetimizin ilmi birikimini gün yüzüne çıkarmaya adayan bir fikir işçisiydi. Hocamız, amacım Müslümanlara İslam bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını törpüleyen yanlış yargılardan onları kurtarmak diyen bir münevverdi. Hayatıyla, eserleriyle, çalışkanlığıyla, vatanperverliğiyle geride hoş bir sada ve muhallet eserler bırakan Fuat Sezgin hocamızın adının yaşatılmasını boynumuzun borcu olarak görüyoruz. O da maalesef bu ülkede çile çeken, çile çektirilen, bunun neticesinde de Almanya'ya gitmek zorunda kalan bir insandı. Ama o orada da durmadı, orada da bu vatan hasretiyle çalıştı. Sonunda eserlerinin büyük bir kısmını da yine adına kurulan vakıfla birlikte Gülhane Parkı'ndaki yerinde inşallah kabri bir tarafta, müzesi, her şeyiyle orada bu çalışmalar devam ediyor. Onu unutmayacağız, onu unutturmayacağız. O nasıl ki ecdadının mirasına sahip çıktıysa öyle. Ancak o zaman onun emeklerinin hakkını verebiliriz. Ve ancak o zaman belki yeni Fuat Sezginler çıkarabiliriz.